Donanım günlüğündesiniz ve bu videomuzda Oppo A73 akıllı telefon incelemesiyle karşınızdayız. Başta şunu söylemekte fayda var ki eğer gündelik işlemlerinizi halletmek için güncel bir Android telefon arıyor ve fazla da para harcamak istemiyorsanız A73'e göz atmanızı tavsiye ederiz. Şimdi isterseniz detaylara birlikte bakalım. Bildiğiniz gibi Oppo'nun akıllı telefon modelleri piyasadaki diğer akıllı telefon modellerine kıyasla genellikle daha ince ve hafif yapıda oluyorlar. Böylelikle bu ürünleri tek elde daha uzun süreli kullanmak mümkün olabiliyor. A73 modeli de bunlardan bir tanesi. 7.45 mm kalınlıktaki telefonumuz 163 gram ağırlıkta. Oppo burada teknoloji severlere iki farklı renk seçeneği sunmuş: lacivert ve gümüş olmak üzere. Bize test için lacivert rengi geldi ve şunu söylemekte fayda var ki son dönemde özellikle arka yüzeyi parlak, ışığa göre farklı renk tonları gösteren pek çok modelle karşılaşmıştık. Oppo'nun bu modeli ise burada tamamen ayrılıyor ve daha klasik bir görüntü sunuyor diyebiliriz. Özellikle arka yüzeye baktığımızda mat bir tasarım var ve akıllara bir deri tasarımını, bir ajanda cildini getiriyor diyebiliriz. Tabi burada gerçek ya da suni bir deri kullanılmış değil, bir plastik malzeme kullanılarak hazırlanmış ve arka yüzeyle birlikte yanlardaki çerçeve tasarımını birleştirdiğimizde klasik bir görünüm ortaya çıkıyor. Hatta kendi adıma konuşmam gerekirse eski Samsung modellerinde, Note modellerinde özellikle bu tip tasarım tercihleri vardı. Kullananlar hatırlayacaktır. Dolayısıyla bu ürün gündelik yaşantısında klasik giyinmekten hoşlanan kişiler için ya da iş insanları için tamamlayıcı nitelikte bir görsellikte sunuyor diyebiliriz. Telefonumuzun 6.44 inç değerde AMOLED teknolojisi üzerine inşa edilmiş bir ekranı var. 408 ppi değerdeki bu ekran iç ve dış mekan kullanımlarında yeterli düzeyde görüntüleme performansı sunabiliyor ve dokunuşlara genellikle iyi cevaplar veriyor. Corning'in Gorilla Glass 3 korumasının bulunduğu ekranda aynı zamanda yedirilmiş bir de parmak izi okuyucu sensör var ki iyi bir performansa sahip. Tabi isterseniz yüz tanıma özelliğini de aktifleştirmek sizin elinizde. Yine görüntüleme seçeneklerine baktığımızda isterseniz göz konforunu açabiliyorsunuz ya da ekran renk sıcaklığında düzenlemeler yapabiliyorsunuz. Genel olarak ekran performansını beğendiğimizi söyleyelim. Snapdragon 662 ile gelen telefonumuzun 4 GB RAM'i ve 128 GB dahili depolaması var. Özellikle depolama tarafında kullanıcıları memnun edecektir ki istenildiği takdirde micro SD kartta takılabiliyor. Telefonumuz Android 10 işletim sistemine sahip ve kullanışlı akıcı bir arayüzü var. Yaptığımız denemelerde oyun ve uygulama çalıştırma performansı olarak genellikle memnun edici sonuçlarla karşılaştık. Ancak ufak tefek performans düşüşleri de yaşanmıyor değil. Çok da yüksek performans beklentinizin olmaması gerektiğini belirtelim ve hem Geekbench hem de AnTuTu test sonuçlarını sizle paylaştıktan sonra Call of Duty Mobile deneyimimizi de sizle paylaşalım. Uzun süreli oyun deneyimlerinde ciddi bir ısınma düzeyiyle karşılaşmadığımızı da ekleyelim.
Oppo A73 çoklu kamera sistemi tercih eden telefonlardan bir tanesi. Arka tarafta yapay zeka destekli dörtlü kamera sistemi yer alıyor. Ama tabii ki başta dediğimiz gibi yüksek beklentileriniz bu tarafta da olmamalı. Ana kameramız 16 megapiksel değerde ve özellikle iyi ışıklı ortamlarda güzel fotoğraflar çekebiliyorsunuz. Buna ek olarak 8 megapiksellik ultra geniş açılı kameramız ve destekleyici olarak 2+2 megapiksellik lenslerimiz de var. Yani istersek bokeh efektli portre fotoğraflarda çekebiliyoruz, HDR destekli fotoğraflarda çekebiliyoruz. Video tarafına baktığımızda elektronik görüntü sabitleme destekli 1080p 30fps video çekim özelliği bulunmakta. Hareketli çekimlerde sarsıntılar büyük ölçüde ortadan kaldırılıyor. İsterseniz ağır çekim özelliği de bulunmakta. Ön tarafta da 16 megapiksellik bir selfie kameramız var. Video tarafında yine 1080p 30fps sunuluyor ancak hareketli çekimlerde ışık seviyelerinde değişiklikler olabiliyor ve sarsıntılar biraz can sıkabiliyor. Yine de selfie tarafında normal selfie ve bokehli selfilerde güzel sonuçlar elde edebiliyorsunuz. Video mu yoksa fotoğraf performansı mı diyecek olursanız yaptığımız denemeler itibarıyla iyi ışıklı ortamlarda özellikle ana kameranın fotoğraf performansını beğendiğimizi söyleyebiliriz. Bluetooth 5.0, Wi-Fi AC ve NFC gibi bağlantı teknolojilerini bünyesinde barındıran cihaz 4015 mAh pille geliyor ve bu pil hızlı şarj desteği sunuyor. Oppo'nun 30 Watt'lık hızlı şarj desteğini arkasına alan ürün 0'dan %100'e yaklaşık 1 saatte şarj olabiliyor. Peki pil ömrü nasıl diye soracak olursanız yoğun kullanımlarda tek şarj ile bir günü rahatlıkla görebiliyorsunuz. Normal kullanımlarda güç tasarruf modunda aktifleştirdiğinizde yaklaşık 2 günlük bir performans sizi bekliyor. Toparlamak gerekirse Oppo A73 gündelik işlemlerini güncel bir Android telefonla halletmek isteyen ancak bunu çok da fazla para ödemeden yapmak isteyenlere hitap ediyor diyebiliriz. Ürünün şu an 2730 TL satış fiyatı bulunuyor.